Yeni genelgeyi artık bilmeyen yok. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına kapatıldı. İzin belgesi olmayanlara seyahat yasak. Ne var ki bunu da dermek isteyenler oldu. İstanbul'a giriş çıkış için izni olmayanlar köy yollarına yöneldiler. Tabii jandarmayı hesaba katmamışlardı. Maalesef şehirler arası yolculuk kısıtlı olduğu için geri dönmek zorundasınız. Kanunlara uyacağız. Mecburen. Burası biz Kocaeli'ye ait olduğunu düşündük de devam için gelip gitti bir yerde. Burası sınır noktası. Ha, evet öyle. Bu sonu unuttum ben ama. İller arası seyahat yasaklandığı için geriye dönmek zorundasınız. Komşu köye gelip su alıp çıkacaktım. Ruhsat değil. Evin ikametgah adresini göstermeniz gerekiyor. İkametgah adresi. Aha. Şehirler arası seyahat kısıtlandı. İstanbul'a giriş çıkış kapandı. Ancak bu bile onları durdurmaya yetmedi. Yolculuk nereye? Yolculuk köyde bir ufak bir yerimiz var da. Köye gidiyorsunuz. Evet. İzin belgesi alamayan ve ana yollardan geçemeyenler köy yollarına akın etti. Yolculuk nereye? Gebze. Şu an geçiş izni yok biliyorsunuz. Evet öyleymiş. İzin belgeleriniz de yok. Aynen. Mecburen geri döneceksiniz. Mecbur artık yapacak bir şey yok. Burası Kocaeli ile İstanbul sınırında bulunan Göçbeyli köyü. Fem otoyolu ve D100 karayolu trafiğe kapatılınca bazı sürücüler işte bu arka köy yollarını kullanarak İstanbul'un dışına çıkmaya çalışıyorlar. Ancak bütün uyarılara rağmen hem kendi sağlıklarını hem de diğer vatandaşların hayatını tehlikeye atıyorlar. Hayırlı tezkereler kardeşim. Bir ateş ölçümü yapacağız. Tamam. İller arası seyahat yasaklandığı için geri dönmek zorundasınız. Bir müsaadenizle arkadaşlar ateşinizi ölçsünler. Hepsi aynı yere bağlanıyor. Hiç kimse heveslenmesin. Aynı yerlere bağlanıyor. Yani tongaya düşebilirler yani. 14 gün boyunca evde karantina usullerine uyuyorsun. Tamam mı kardeşim? Jandarma ekipleri ise hazırlıklıydı. İstanbul'a bütün giriş çıkışlar tutuldu. Yaklaşık bir kilometre gerimizde İstanbul Şile Değirmen Çayırı köyü bulunuyor. Hemen ileride ise Kocaeli Kargalı köyü var ve işte bu noktada İstanbul Kocaeli sınırı D100 karayolu ve TEM otoyolundan geçemeyenler işte bu köy yollarından kaçak bir şekilde geçmeye çalışıyor. Ancak jandarma ekipleri buralarda kontrol noktaları oluşturdu ve kaçak geçişlere izin verilmiyor. Geçiş yasak biliyorsunuz. Evet. Haberiniz var mıydı? Yeni oldu haberim. Memleketimize gelin dedik de bu izinli olduğumuz süreç boyunca. Şu anda giriş yapamıyorsunuz. Evet. Belge yok ama... O şekilde çıkaramıyoruz beyefendi.